Evet anneciğim. Cevahir konusu tamamen kapandı. Baran babasına teslim etti onu. İş bizden çıktı artık. Ben de çok sevinçliyim anne. Büyük bir yük kalktı üstümden. Artık geceleri rahat uyuyabileceğim. Sağ ol annem. Sen nasılsın? Proje nasıl gidiyor? Evet. Ben de fırsat buldukça okuma yapıyorum. Yeni gelişmeleri takip ediyorum. Hatta faydalı bir makale okudum. Onu da sana mail atacağım. Annem. Baran geldi anne. Onun da çok selamı var sana. Biz de seni çok özledik. Öpüyorum anne. Görüşürüz sonra. Annemin sana çok selamı var. Aleykümselam. İyi miymiş? Sesi çok iyi geldi. Cevahir meselesine de çok sevinmiş. Ben de öyle. Çok korkuyordum Baran. Bu meselenin aileden birine, özellikle de sana zarar verecek olması beni çok korkutuyordu. Uyuyamıyordum. Çok şükür. Kimseye bir şey olmadan bitti. Çok teşekkür ederim. Beni sensiz, bebeğimizi de babasız bırakmadığın için. Ben her şeyi sizin için yaptım. Ve hep de böyle olacak. Çünkü size olan sevgim her şeyin ötesinde. Biliyorum. Benim de öyle. Gel bakalım. Demek gerçekten gidecektin ha? Evet. Gitmek bu kadar kolay yani. Kim kolay olduğunu söyledim. Bu kadar severken nasıl gidebilir insan? Bu kapıdan çıksam ayaklarım adım atar mı sanıyorsun? Sensiz nasıl olunur hatırlamıyorum bile. Sen benim yaşama sebebimsin Baran. Sensiz ben nefes bile alamıyorum ki. Yokluğunda dünya nasıl bir yer olur? Düşünmek bile istemiyorum. Sıkıcı olur. Yani senin için. Ben yokken kimin başını dinleyeceksin? Aşk olsun. Aşk olsun tabii. Sadece aşk olsun. Kızma hemen böyle. Şaka bir yana, eğer gerçekten gitseydim, sensiz kalsaydım hiçbir şeyin tadı kalmaz. Kuru bir hayat olurdu. Öyle bir ihtimal yok. Çünkü gitmene de ben siz kalmana da izin vermezdim. Vermeyeceğim de. Ben de bir daha bunu aklımın ucundan bile geçirmeyeceğim. Derler ki güzel bir kadın mücevher. İyi bir kadınsa hazinedir. Ama benim karım hem mücevher hem de hazine. Çok şanslıyım. Sen böyle benim kollarımdayken dünyayı bile yerimden oynatacak kadar güçlü hissediyorum kendimi. Ben de öyle.
İki insanın yüreği ve aklı birleşince bakışlarıyla konuşurmuş. Biz de öyleyiz. Bakışlarımızla bir sürü sorunun bile üstesinden geliriz. Yeter ki hep birlikte olalım. Olacağız sevdiğim. Sonsuza kadar birlikte olacağız. Sonsuza kadar. Tamam. Mümkünse yarın olsun. Araya bayram giriyor çünkü. Tamam. Görüşmek üzere. Kimdi o? Doktorumla konuştum. Yarın kontrole gidiyoruz. Niye bu kadar acele ettin ki? Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Hatta harika. Omuzlarımdan koca bir yük kalktı sanki. Olsun. Fırat'ın vurulması, oldu derken bayağı erteledik. Bir an önce gidelim de işimiz razı etsin. Sen öyle istiyorsan gideriz tabii. Bakalım minik karabeğimizin keyfi nasıl? Bir ayda ne kadar büyümüş görelim. Hem cinsiyetini de öğrenelim artık değil mi? Hitap ederken kızım mı diyeceğiz, oğlum mu diyeceğiz bilelim. Haklısın, çok heyecanlı. Hissettin mi hareketi? Babasının sesine cevap verdi. Kuzum benim. Yakında biz de senin sesini duyacağız ufaklık. Az kaldı. Eyvah. Valizi boşaltırken çok oyalandım. İftar hazırlıklarına yardım edecektim. İneyim ben aşağı. Tamam, sen git, gelirim ben de birazdan. Çok yorma kendini. Merak etme, yormam. Hadi. Yine fazla kaçırmışım yemeği. O kadar yürüdük. Hala mı rahatsız ediyor? Biraz. Keşke o son dilim pastayı yemeseydim. İyice ağırlık çöktü şimdi. Sen de uyarmıyorsun ki az ye diye. Uyarınca da alınıyorsun. Sonra hormonlarla kavga etmeye başlıyorsun. Hamile bir kadının hormonlarıyla dalga geçilmez. Geçilmez, haklısın. Ama dayanamıyorum, ne yapayım? Gel. Gel bakalım. Baran. Söyle güzelim. Ben çocuğumuzun geleceği günü düşündükçe çok heyecanlanıyorum. Böyle bir an önce zaman geçse. O minik ellerinden tutsam, nefesini duysam, onu sarıp sarmalasam diyorum. Ben de öyleyim. Az önce aşağıda kız da olsa erkek de olsa fark etmez demiştim ya. Aslında ne bileyim. Böyle minik bir baran gelecekmiş gibi hissediyorum. Senin gibi kehribar gözlü, gür saçlı, mert, yakışıklı bir çocuğumuz olacak gibi geliyor. Bana da sana benzeyecek bir kızımız olacakmış gibi geliyor. Öyle annesi gibi ufacık tefecik,
dünya güzeli bir kız. Ya da biri sana biri bana benzer. Tek çocuk alacak değil herhalde. 3-4 tane olur bence. Şimdiden gözümü korkutmadın. Korkacağım bir şey değil ki bu. Hem fena mı? Kızlı erkekli bir sürü kardeş. Kocaman kalabalık bir aile oluruz. Ben zaten eskiden beri hep kalabalık bir aile hayal etmişimdir. Düşünsene. Bayram yemeklerinde, aile ziyaretlerinde bütün dertler, sıkıntılar o kalabalığın içinde eriyip gider. Herkes birbirine tutunur, destek olur. Düşüncesi bile mutlu ediyor beni. Değil mi? Uyumuş benim güzel karım. Baran, hadi uyumuşuz kalmışız burada, yerimize yatalım, kalk. Baran, kalk hadi. Bir daha uyandırman gerekecek, yoksa diğer yanağın masum kalır. Şimdi oldu işte. Nasıl bir şeysin sen? Beni her gün yeniden kendine aşık ediyorsun. Nasıl başarıyorsun bunu? Sana ne zaman baksam sanki ilk kez görmüşün gibi çarpıyor kalbim. Ne yaptın sen bana? Ya da doğru soru şu. Ben seni hak edecek ne yaptım? Seni çok seviyorum Dilan. Seni her şeyden çok seviyorum. Baran, hadi kalk. Alarm çalıyor. 5 dakika daha. Baran, doktor randevusuna geç kalacağız. Kalkman lazım, hadi. Daha erken. Değil, alarm çaldı bak. Tedbir olsun diye bir saat önceye kurduğunu bilmiyorum sanki. Evet, doğru, bir saat önceye kurdum. Erken kalk diye. Uyuyorum. Gece konuşup uyutmadın zaten. Baran, kalkman lazım. Asıl sen beni uyutmadın. Kalk hadi.
Senin hazırlanman bir saat sürer zaten. Ben de bu arada biraz daha uyurum. Bir saat mi? Yok canım. Dünyada benim kadar hızlı hazırlanabilen biri var mı acaba? Duyda inanma. Bak hala konuşuyor. Utandıracağım seni, göreceksin. 5 dakikaya hazırım. Bekle sen. Göreceğiz. Küpenin arkasını takamadım bir türlü. Bana bırak. Dön. Tamamdır. Bak, bir saat sürmedi hazırlanmam. Bir de bana laf ediyordun. Haklısın. Tam 52 dakika sürdü. 8 dakikayla yanıldım. Affedersin. Saat mi tuttun? Kronometre. Aşk olsun. Artık eskisi kadar hızlı hareket edemiyorum bebekle. Ne yapayım? İki canlıyım ben sonuçta. Bebeğe haksızlık etme. Tam tersine. Bebekten sonra daha da hazırlanın. Gerçekten mi? Evet. Normalde hazırlanma rekorun 1,5 saatti. 52 dakika onun yanında laf olmaz. Yine abarttın. Abartmadım. Sen de çok iyi biliyorsun. Beklemeye bağışıklık kazandım sayende. Tamam kabul. Bekletiyorum. Ama saçlarım uzun. Taraması, kurutması uzun sürüyor. Mesele sadece saç yani. Evet. Ben fazla makyaj yapmıyorum ki zaten. Giyinmem de çok hızlı. Ben o kadarını bilmem. Delillerle konuşuyorum. Kronometre yalan söylemez. Ne belli 52 dakika oldu? Ver bakacağım. Verme. Verir misin şunu? Hayır. Ver dedim. Baktın mı kronometreye? Kaç dakika sürmüş hazırlanma? 52 dakika sürmüş. Dedim sana. Ama alıştım artık. Benim kaderim buymuş. Seni beklemek. Bir saat bekledin diye ne çok şikayet ettin. Bozuluyorum artık ama. Tamam bozulma bozulma. Seni değil bir saat. Bir ömür beklerim ben. Sıkılmaz mısın? Sıkılmam. Çünkü seni her bekleyişimin sonu aşka çıkıyor. Ya hadi bakalım. Doğru kahvaltıya. Ben de çalışma odasındayım. Yarım saate çıkarsın. Tamam. Ha bir dakika. Bunun içinde? Bu seni 52 dakika beklettiğim için. Ne diyorsunuz? Öğrenmek ister misiniz bebeğinizin cinsiyetini? Evet. Durun lütfen. Ben öğrenmek istemiyorum cinsiyetini. Dedem bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Vazgeçtim sadece. Bebeğimin cinsiyetini şimdi öğrenmek istemiyorum. Sürpriz olsun. Ben sizi biraz yalnız bırakayım.
Nereden çıktı şimdi bu Dilan? Tamam demiştin. Ben çocuğumun cinsiyetini öğrenmek istiyorum. Beklemem gerekiyormuş gibi hissettim. Bilmiyorum. His işte Baran. Bebeğimi kucağıma aldığımda öğrenmek istiyorum cinsiyetini. Yani şimdi değil. Ben o kadar bekleyemem Dilan. Ayrıca son dakika sürprizlerini de sevmem. Baran hazır hissetmiyorum kendimi işte. Lütfen üstüme gelme. Ayrıca sen öğrenmek istiyorsan tabii ki öğrenebilirsin. Yani ben buna engel olmam. Olur. Madem istemiyorsun sen öğrenme. Ama ben öğreneceğim. Tamam. Ama bana söylemek yok, tamam mı? Kararsızsın. Fikrinin değişmesinden korkuyorsun. Sen de çok eminsin kendinden. Ama dikkat et. İnsan en çok böyle bir zamanda hata yapar. Fikrimi değiştirmeyeceğim. Peki. Göreceğiz. Ama şunu bil ki sana asla söylemeyeceğim. Ona göre. Zaten sormayacağım ki. Evet. Kararınız nedir? Söyleyeyim mi bebeğin cinsiyetine? Hayır. Son kararınız bu mu? Hayır. Evet. Şöyle, ben öğrenmek istiyorum ama eşim sürpriz olsun istiyor. Değil mi? Evet, evet. Emin misiniz? Kesinlikle. Hatta ben sizi yalnız bırakayım. Ne dedi acaba doktor? Öğrense miydim? Şimdi soramam da. Keşke inatlaşmasaydım. İstesem sorarım. Ne var ki bunda? Annesiyim ben sonuçta. Ama sormayacağım. Sen bana sürpriz olacaksın. Hem de hayatımın en güzel sürprizi. Sevindiler öğrenince. Sevinirler tabii. Hala öğrenmek istemiyor musun? İstemiyorum. Eminsin yani? Eminim tabii. Ben verdiği karardan öyle dönen biri değilim. Ben de pişman olduğunu ama inadından soramadığını düşünmüştüm. Kıvranma diye söyleyecektim ama madem eminsin. Tamam o zaman. Sanki aklımdan geçenleri okuyor. Hadi bakalım. Hazırlan da çıkalım. Annemle Kerim'i ziyarete gideceğiz. Eğer Arif'e anneme giderdik. Şimdi Kerem de eklendi. Hadi. Thank you.
Bana sormak istediğini biliyorum. Ama inadın engel oluyor sana. E ben de karımın huyunu iyi bildiğimden bir çözüm buldum. Bir patik aldım. Bebeğimizin cinsiyetini patiğin renginden öğrenebilirsin istersen. Çalışma odasında masamın arkasındaki dolabın içinde. Seni bekliyor. Baksam ne olacak ki? Hayır. Karar değiştirmek yok. Bize sürpriz olacak bu. İlan. Ben de sana bakıyordum. İstiyorsan gidebilirim. Ben geldim diye giremiyorsan. Ya da birbirimizi görmemiş gibi yapabiliriz. Seni görmeye geldim dedim ya. Niye birbirimizi görmezden gelelim? Bak bu kadar sıkıntıyı boşuna yaşıyorsun. Bebeğimizin cinsiyetini öğrenmek istemen, merak etmen çok doğal. Hem öğrenirsen daha rahat hayal kurarsın. Bence bir an önce kararını ver. Paket burada. Benden çekinme. Ben senin her türlü halini anlarım. Hele anneliğinin hatırı varken her zamankinden daha çok anlarım. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi önce karar vermem gerek. Annelikte karar vermek ne kadar zormuş falan. Bir yanım bakmak istiyor. Diğer yanımda sürpriz olsun diyor. Ben çocuğumuzla ilgili kararlarda böyle zorlanacaksam yandım. Korkma. Bundan sonra onunla ilgili bütün kararları birlikte vereceğiz. Hazır olduğunda namazına gideceksiniz. Hadi kalk. Geç bakalım. Yok yok, merak etme. Erken alarm kurdum ben. Ay bari. O zaman rahat rahat bayramlaşabiliriz. Bence de. Nasıl bir ritüel yapalım? Hanife Hanım babamın elini öperdi mesela. İyi fikir. Gelenekleri yaşatmakta fayda var. Ben de harçlık isterim. Bu kolaydı da. Neyse. El öpme geleneğini şimdilik erteleyelim. Bayram mübarek olsun güzelim. Beraber nice bayramlara. Babacığım, senin de bayram mübarek olsun. Sabret bebeğim. Bir dahaki bayrama bizim desin inşallah. İyi bayramlar. Hadi benim hemen hazırlanıp aşağı inmem lazım.
Babamlar aşağıdadır kesin. Biz de mutfak ekibi olarak siz gelene kadar bayram kahvaltısını hazırlamış oluruz. Arifleri ekibi yık. Sen çok yorulma. Bakarız. Tamam Zümrüt'cüğüm. Görüşürüz. Öpüyorum. Baran bu kaçıncı oldu ama? Yine mi? Saymadım. Bilerek yaptın değil mi? Karımın gözü hala üzerimde mi merak ettim. İlgisi devam ediyor mu falan. Karının gözü hala üzerinde. Hatta senden başka hiçbir şeyi görmüyor. Bir de diğer işler var tabii. Hangi işler? Vakıftaki çocuklar. Baran beraber gitmemiz harika olacak. Çikolata da aldım onlara. Bayılacaklar. Vakıftaki çocuklardan bahsederken bile aklım gidiyor. Kendi çocuğumuz olduğunu ne yapacaksın? Kim bilir? Abim. Alo abicim. Bayramın mübarek olsun. Biz geleceğiz diye arayamamıştım. Kusuruma bakma. İyi bayramlar abicim. Gelin. Gelin de. Yeğeninizi görün. Ne? Ciddi misin abi? Yeğeni mi oldu şimdi? Nasıl? İyi mi? İyidir inşallah. Her şey yolunda mı? Yengem nasıl? Yolunda yolunda abicim. Yolunda her şey çok güzel. Her şey çok iyi. Herkes çok iyi. Tamam. Hadi bekliyorum bak. Tamam abi. Biz hemen geliyoruz. Hadi görüşürüz. Baran. Yengem doğum yapmış. Hala oldum. Hadi bakalım. Gözleri aydın. Senin de tabii. Sağ ol. Hadi hemen gidip minik yeğenimi görelim. Tamam. Bizimkilere vakfa gidemeyeceğimizi söyleyelim. Hediyeleri de babamlara verelim de unutmasınlar. Biz de hediyemizi alıp gidelim. Hadi. Uğraşma söyletemezsin. Ama... Olmaz. Tamam, bekleyelim bakalım. Bugün abimlerin bebeğini gördükten sonra iyice heyecanlandım. Bir an önce kavuşmak istedim yavrumuza. Az kaldı güzelim. Az kaldı. Biz de bebeğimizi kucağımıza alacağız. Ben içeri gideyim. Tamam. Benim biraz daha işlerim var. Kolay gelsin. Sağ ol. Thank you.
yapıyorsun sen? Hani dinlenecektin? Dinleniyorum işte. Sana bakıyorum. Bundan daha iyi bir dinlenme şekli var mı? Ben de öyle. Ne zaman canım sıkkın olsa sana bakarken buluyorum kendimi. İnsan sevdiğinin gözlerine bakınca huzur buluyormuş gerçekten de. Madem öyle diyorsun. Bu gözler her zaman emrine amade. Seni seviyorum. Efendim usta. Kolye yarın hazır olacak Baran Bey. Bizim araçlardan biriyle göndereceğiz. Eyvallah usta. Eline sağlık. Güvenlik önlemlerini iyice arttırmışsın. Her zamankinden daha fazla adam var dışarıda. Son olanlardan sonra böyle olması gerekiyordu. Yarın kolyen geliyor. Eğer istersen yarın bebeğin cinsiyetini öğrenebileceksin. Kolyen geldiğinde iki gün uzaklaşalım demiştin ya. Yarın kolyen gelince gidelim mi? Yarın olmaz. Ama bakarız. Neden? Ne oldu ki? Bebeğimiz nasıl? Bugün çok hareketli. Öyle vallahi yerinde durmuyor. İçeride koşturuyor sanki. Annesi gibi kıpır kıpır olacak. Kız mı olacak yoksa? Annesi gibi deyince. Eğer merak ediyorsan söyleyebilirim. Yarına beklemeye gerek yok. İtiraf ediyorum. Merak etmeye başladım. Konaktaki herkese sordum ama hiç kimse kopya vermedi. Vallahi herkesten bile kimseden medet umma. Senin cevabın bende. İstersen söyleyebilirim. Yok. Kolyeyle öğreneceğim ben. O kadar uğraştın. Ama öğrendiğimde senin de yanımda olmanı istiyorum. Hatta kolyeyi de senin bana takmanı istiyorum. Nasıl istersen. Ben yemek hazırlıklarına bakayım. Yanımda kal. Bebeğimiz gelince konağın havası tamamen değişecek bence. Herkes daha çok neşelenecek. Her şey hafifleyecek.
Sen gelince de öyle oldu biliyor musun? Herkesin yüzü senden sonra gülmeye başladı. O ağır nefret, intikam havası daldı gitti. Hafifledi. Ve onu ıskaladığımızı anladık. Sonra da sen benim hayatım oldun zaten. Bunca zamandır yaşadıklarımızı düşününce gerçekten masal gibi. İmkansızın gerçeğe dönüştüğü bir masal. Ama bunu sen yaptın. Sen yazdın bu masalı. Hayır. Hiçbir masal tek kişiyle olmaz çünkü. Sen de en başından beri kötülüğe direnmeseydin, hatta en başında kan dökmeyi seçseydin, masal falan olmazdı ortada. Yaşanılacak tek şey acı olurdu. Hepimiz için. Tanıştığımız günden beri her gün bir engel açtık. Ama bir an olsun, bir gün olsun yorulmadık. Nasıl bir sevgi bu? Gerçek sevgi. Sakin ol. Yaklaşma. Bırak onu. Bırakma. Aç gözlerini. Aç gözlerini. Yanındayım. Yüzünde iz bırakmış yıllar.
hüsrandı sonu hep. Sensiz geçmiş anlar olur da gidersen belki bir gün yaz gönlüne yaz ömrüne yaz kan çiçekli. Sonuçlar çıkmış. Baba oluyorsun. Nasıl yani? Ben baba oluyorum. Doğru mu bu? Baba mı oluyorum ben? Baba oluyorum. Baba oluyorum ben. Gerçek sevgi. Ve çok büyük bir aşk. Üstüme düşmüş çiğ tanesi. Ben kurak bir çölde buldum seni. Sen güneşe vurulmuş bir ay gibi. Ben yağmuru bekleyen toprak gibi. Sen üstüme düşmüş çiğ tanesi.
Günaydın. Sen niye uyumadın? Seni seyrettim. Ne zaman sabah olmuş anlamamışım bile. O zaman biraz daha tembellik yapıp bütün gün yatalım burada. Sen de dinlenmiş olursun ha. Maalesef. Dışarı çıkmam lazım. Nereye gideceksin? İşim var. Ben de geleyim. Olmaz. Ben gidip geleceğim. Çok sürmez. Hadi kalktım ben. Sakın pencerelere yaklaşma. Sen de uzak dur ne olur. Kim arıyorsun? Fırat'ı. Çekmiyor. Çekmiyor! Ne yapıyorsun Baran? Niye veriyorsun bana o silahı? Al şunu soru sorma. Hayır istemiyorum. Dilan bu bir seçenek değil. Almak zorundasın. Al şunu. Şimdi beni iyi dinle. Ben Cevahir'i oyalarken sen de arka kapıdan kaçacaksın. Dilan bu işin şakası yok. Seni de bebeğimizi de tehlikeye atamam. Sana zarar verecek. Veremez. Asıl size bir şey olursa bana zarar vermiş olur. Yapamam. Seni bırakamam. Dilan. Buna mecburuz. Eğer beni seviyorsan kendini de bebeğimizi de koruyacaksın. Anladın mı? Bunu bebeğimiz için yapacaksın. Onun yaşaması her şeyden daha önemli. Her şeyden. Telefonun yanında mı? Evde unuttum. Tamam. Al şunu. Çeken bir yer bulunca polisi ara. Kime ulaşabiliyorsan ulaş, tamam mı? Seni bırakmak istemiyorum. Bırakmıyorsun. Hep geldim sana. Hep yanına döndüm. Yine döneceğim. Ben senden gidemem Dilan. Ne olursa olsun varacağım tek yer sensin. Bak. Bizim bir oğlumuz olacak. Ve oğlunuz babasız büyümeyecek. Buna izin vermeyeceğim. Vermem. Anladın mı? Bizim hikayemiz mutsuz bitmeyecek. Oğlumuz olacak. Bizim hikayemiz mutsuz bitmeyecek. Hı hı. Şimdi git buradan.
Kara beyler, ben geldim. Misafir kabul ediyor musunuz? Dilan'a git buradan. Sakın arkana bakma. Ne duyarsan duy, sakın durma. Sadece oğlumuzu düşün. Onunla geçireceğimiz güzel günleri düşün. Hadi, gel. Hadi Dilan. Baran. Güzelim. Ben iyi olacağım. Ve ne olursa olsun sana geri döneceğim. Güven bana. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi git buradan.